Babanın durumuyla ilgili haber ver mutlaka. Tamam, veririm. Aklım sende kalmasın. Hı-hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızım, nerede kaldın bu saate kadar? Çok merak ettik seni. Kusura bakma, geç kaldım baba. Gonca, kötü bir şey mi oldu? Toprağın ailesi bir şey mi söyledi sana? Yok yok, öyle bir şey değil. E ne oldu, söylesene. Toprağın babası kaza geçirmiş. Kaza mı geçirmiş? Hı hı. Şimdi durumu nasıl? Bilmiyorum. Fabrikada düşmüş ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. İyi, neyse. Geçmiş olsun. Neyse hadi. Aç mısın? Yemek var hadi. Hadi geçin içeri. Değilim. Babamın durumu nasıl Yavuz? Ben gidemiyorum ki yanına. Cevat anlattı ama. Görünür de iyiymiş de. Can öyle bir yanıyormuş ki. Öyle bir yanıyormuş ki. En ufak harekette. Ah yandım anam diye. Nibi nibi diliyormuş. Sağ ol yani Yavuz. Su serptin yüreğime. Ah Yavuz. Gene tutamadın çeneni. Gene tutamadın çeneni. Baba. Babam nasıl? Sessiz ol, sessiz ol. Daha yeni uyudum. Şimdi mi aklına geldi babanı sormak? Demek illaki başımıza bir musibet gelecek ki sen de aileni hatırlayacaksın. Dede lütfen, ne alakası var ya? Cevap ver o zaman. Ne dedin sabahtan beri? Babacığım ya. Yarın konuşalım mı bunları? Ne olur sessiz olun biraz. Sen karışma Canan. Zor durumda yanımızda olacaksın. Ece ile Arzu mu koştursun her işte? Kadın başıyla. Allah aşkına biri bana neler olduğunu açıklayabilir mi? Sonra istediğiniz kadar sövüp sayın. Toprak, distilasyon makinelerinden biri arıza verince Halil Bey kendisi müdahale etmek istedi. Patlamanın sesiyle de dengesini kaybedip... Düştü. Evet, öyle korktuk ki. Peki doktor ne dedi? Kaburgasında çatlak varmış. Neyse ki hayat tehlikesi yok. Ucuz atlatmışsınız dedi. Verilmiş sadakamız varmış. Keşke yanımızda olsaydın abi. Sana ihtiyacımız vardı. Canım benim, ben nereden bilebilirdim böyle bir şey yaşanacağını? Canım, buradayım ben. Baba, babacığım, baba. Baba, baba iyi misin? Bırak. Nasıl olayım? Az kalsın ölüyorum ben. Baba, hadi gel su iç. Ver. Sonra da seni yukarı çıkaralım mı? Üstünü başını değiştirsin, rahat rahat uyursun. Yok, yok, yok. Ben buradayım bu açık havada. Sizlerle birlikteyim böyle rahat. Baba senin ne işin var üretim alanında makinalarla uğraşıyorsun? Bir sürü işçi var. Sahi. Gerçekten ne işin var? İstersen onu da Ece'ye sor biraz. İş nasıl yapılır? Öğret. Estağfurullah Halil Bey. Yok canım, olur mu öyle şey? Toprak, bir kriz çıktı da ben sana anlatırım sonra. Neyse ki Ece ile Arzu işin başındaydı. Hastaneye de beraber gittiler. Üstelik babanın yanında. Çok teşekkürler Ece. Çok sağ ol. Yani zahmet oldu sana. Rica ederim Toprak. Ne zahmet, olur mu öyle şey? Onlar da benim ailem sayılır. Öz ablam olsam bu kadar sevmedim seni. Neyse ki yeniden hep beraberiz. Ben hepinizden özür dilerim. Haklısınız. Yani habersiz gittim, arayıp da sormadım. Ne olur kusura bakma baba. Tamam tamam, bırak ya, çek elini. Çek elini, zaten zor nefes alıyorum. İyice boğma beni hadi. Toprak hadi sen çık dinlen. Yarın sabah konuşur barışırsınız babanla. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.